Herkese merhaba. Bugün size AliExpress'ten yapmış olduğum çok uygun fiyatlı takı alışverişini göstereceğim. Ürünlerin hepsi açıklama kısmında olacak. İlk önce göstereceğim takı silver renkte olan, yani gümüş. Bu kolye. Bu kolye böyle hem iki parçadan oluşuyor. Şöyle boğazınıza yapışan bir parçası var. Hem de uzun bir ucu var. Yalnız ben bunu hiçbir zaman gösteremedim. Çünkü hep böyle içinizde kalıyor. Sadece kolyenin giriş kısmı görünüyor. Çok uzun çünkü bayağı bir altta. Ama böyle bayağı dekolteli bir şey giyerseniz çok güzel duracaktır. Bunun fiyatı, gerçi şöyle bir şey yapalım. Ben bütün fiyatlarını ekrana koyayım. Çünkü hepsinin fiyatı aklımda değil. Sadece yaklaşık fiyatlarını söyleyebilirim sanırım. Ki ama ekrana koyacaksan bunu söylemeye bile gerek yok. Bu kolyeyi ben bayağı uzun süre kullandım. Ama hiçbir şekilde kararmadı. Ve bunun bir de altın rengi de var. Ben bu şekilde gümüş renk olanı tercih ettim. Bu sıradaki de bir öncekine benzer bir kolye. Yine bu da böyle. İsterseniz yapışarak takabiliyorsunuz, isterseniz serbestse bırakabiliyorsunuz. Ama genellikle bu şekilde, yani sıkı takılan kolyelerden. Ama bunda birazcık kararma oldu. Zaten yakın çekimlerinde de göreceksiniz. Bu karardı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hemen mi karardı? Hayır, hemen kararmadı. Bir de işte kararan kolye mi az 2 güne kararıyor gibi. Bence bunlar 2-3 lira şeyler olduğu için, ya da bilmiyorum şu an yalan söylemiş olmayayım. Yani uygun fiyatlı şeyler olduğu için bence alınmaya değer şeyler. Ve hani şöyle bir şey. Bunları takıp duşa girmeyeceksiniz, yani denize, havuza atlamayacaksınız ya da üzerine parfüm falan sıkmayacaksınız. Evet, bu yüzden birazcık hani kullanması zor oluyor biliyorum ama kararmamasını istiyorsanız maalesef bunlara dikkat edeceksiniz. Sıradaki kolye aralarından sanırım en sevdiğim oldu. Bu şekilde yıldız detaylı bir kolye. Bunu yine ben genelde bu kadar boğazıma bağlamayı sevmiyorum çünkü bunlar böyle metal olduğu için beni biraz rahatsız edebiliyor. O yüzden genellikle şu kısımlarda takmayı tercih ediyorum. Gayet hoş ve güzel duruyor. Bununla yine rose gold ve silver seçenekleri vardı. Ben böyle altın olanı seçtim. Bir de ben böyle takılarda genelde hep altın rengi kullanırım. Hep yani. Sadece en başta gösterdiğim silver'dı. Ona da bir benzerine altın rengi aldığım için onu silver almak istemiştim. Bu arada mesela bu takıyı çok beğendiniz ve geri bildirimi çok yüksek. Buna mutlaka dikkat edin. Başka kullanıcılar alıp mesela taktıklarına fotoğraf atıyorlar, paylaşıyorlar. Bu da siparişinizin size gelme ihtimalini gösteriyor. Ve ben böyle bazen takı şeyine çıkıyorum, avına çıkıyorum. Onda ne yapıyorum mesela, bu kullanıcının takısı böyle bir şey olduğuna göre demek ki zevkli bir satıcı. Diğer onun mağazasına gidiyorum, diğer paylaştığı takılara bakıyorum. Ama mesela bu takısı çok satmış olabiliyor. Yani geri bildirimi çok yüksek olabiliyor. Ama başka bir sattığı takının geri bildirimi sıfır olabiliyor. Yani kullanıcıya da bakmaksızın geri bildirimlere bakın. Bu çok önemli. Evet, sıradakine geçelim. Bu böyle çok minik detayı olan, ucunda minik bir kalp olan bir kolye. Bunun fiyatı 1 lira gibi bir şeydi. 1 lira küsür de olabilir. Mesela bu 1 lira ya. Bunun yanında başka çeşitli desenleri de 1 lira. Yani mesela ben bunun linkini koyacağım ya aşağı. Tıkladığınız zaman sadece bu kolye çıkmayacak o linkte. Bunun yanında bir sürü kolye çıkacak ve onların da hepsi 1 lira. Ben o kolyeler arasından bunu seçmek istemiştim. Ucunda böyle minik bir kalp var. Yani başka şeyler var. Ucunda başka bir böyle nazar boncuğu olan ya da başka bir aksesuar olan da var. Onlara da bakabilirsiniz. Ben şu an ekrana şuraya ve şuraya birkaç örnek bıraktım sizin için. Yine aynı tip kolyelerle devam ediyorum. Bu da yine biraz az kararmış. Ama bilmiyorum, bu kadar göze batmayacak şekilde olması beni rahatsız etmiyor açıkçası. Bunu serbest bağlamıyorum. Bu şekilde böyle sıkı sıkıya bağlıyorum. Aslında bu videoda biraz hızlı ilerliyorum. Çünkü kolyeler hakkında bahsedeceğim bir şey yok. Bu şekilde kolyeyi size gösteriyorum. Fiyatını da koyuyorum, linkini de koyuyorum. Ama yine de aklınıza takılan sorular olursa bana yazabilirsiniz. Hepsine cevap veriyorum. Çok yani AliExpress'i ilk öğrendiğim zamanlarda aldığım bir aksesuar bu. Cartier'ın yüzükleri. Bunu elimi yıkadım. Denize, havuza, her yere girdim ve hiçbir şekilde kararmıyor. Bilekliği de aynı şekilde. Ama bilekliğinin böyle kararmıyor ama altınlı soluyor sadece. Bilekliğini zaten şu an kullanmıyorum. Biraz çöp oldu açıkçası. Ama bu yüzük, yani ne yaparsam yapayım hiçbir şekilde paslanmadı. Gerçek gibi. Yani böyle genelde ucuz şeyler, yani bu zaten replika bir ürün, gerçek değil. Ama böyle çok hani ucuz yaparlar ya, bilmiyorum, bu sanki gerçek gibi incine cıncına kadar ayrıntıları yapmışlar. Mesela şu ince yerinde bile ufak bir yazı var. İçlerinde Cartier yazıları var. Böyle gerçek ayarlanmış gibi, bilmiyorum. Bu benim favori şeyim ama bunun linkini bulabilir miyim bilmiyorum. Çünkü uzun zamandır yine bakıyorum daha yenisini almak için. AliExpress'in ilk çıktı yani. AliExpress daha ülkemizde bilinmediği zamanlarda bunlardan her kullanıcı satıyordu neredeyse, bilekliklerden falan. Bayağı satılıyordu. Ama sonradan kaldırıldı herhalde, bilmiyorum. Mesela Kylie'nin lipstikleri, rujları nasıl yasaklandıysa AliExpress'te artık bulamazsınız.
birebir orijinaliyle aynıydı neredeyse. Cartier de o şekilde galiba kaldırıldı. Ama sizin için ya da böyle bir AliExpress'e dönüp dolaşacağım her yerine. Bakalım bulabilecek miyim? Bulabilirsem açıklama kısmına koyarım linkini. Sıradaki kolyem böyle ucunda yine kalp olan ama üzerinde mam yazan bir kolye. Yine bu da fiyatı böyle bir küsür lira gibi bir şeydi. İsterseniz bunu seçiyorsunuz. İsterseniz çok farklı modellerde kolyeler seçebiliyorsunuz. Bu sanırım en çok kararan ürünüm oldu. Ama şöyle bir şey, şimdi ben buna kararıyor diyorum. Siz ne diyeceksiniz? Aa bu kararıyor, ben o zaman niye bunu alayım? Evet, birazcık öyle bir algı oluşuyor olabilir ama ilk kullanımda kararmıyor sonuçta. Birkaç kullanımda kararıyor. Yani 1 liraya birkaç kez kullanım değer mi? Ona göre siz karar verin. Ona göre de alışverişinizi yapabilirsiniz. Şu kısımda üşenenler, o uzun videomu izlemeyenler için ufak bir anlatım yapacağım. Aşağıya bıraktığım linkten AliExpress'i indiriyorsunuz. Üye oluyorsunuz. Ardından aramaya ya da kategoriler kısmından ne isterseniz bakabiliyorsunuz. Diyelim bir ürün gördünüz. Üzerine tıklıyorsunuz. Fiyatına bakıyorsunuz. Ha, fiyatı da sizin için uydu. Ardından geri bildirim kısmı var. O geri bildirim kısmına bakıyorsunuz. Evet, geri bildirimleri de mükemmel. 400, 500, 300 ya da 90 fark etmez o sayı. Yine de birazcık yüksek bir rakam olsun. Yani 2-3 geri bildirimi de almayın. Sonuçta çünkü mağazanın sahipleri kendi atabiliyor fotoğrafları. Geri bildirim yapabiliyor. Zaten o bayağı belli oluyor. İlla benim videom değil. Başka AliExpress ile ilgili alışveriş videolarını da izleyebilirsiniz. Ardından çok beğendiniz. Evet, ala tıklıyoruz. İlk öncesinde ayarlar kısmından adres bilgilerinizi doldurmuş ve kart bilgilerinizi de doldurmuş olmanız gerekiyor. Adres kısmı ise bakın diyelim Sümbül Sokak'ta oturuyorsunuz. Örnek veriyorum. Sümbül Sokak, Sümbül olarak değil de Sumbul olarak yazacaksınız. İngilizce alfabesindeki harfleri kullanarak adresinizi yazmanız gerekiyor. Mesela Menekşe Sokak değil de Menekse Sokak olarak dolduracaksınız. Bazen telefondan bu şekilde girseniz bile işe yaramıyor. Bilgisayardan denediğinizde aynı şekilde olmuş oluyor. Bunu da bir takipçimden öğrenmiştim. Orada yaklaşık 59 gün müydü ne? Evet, öyle bir süre açılıyor kargonun size ulaşması için. Ama bu maksimum değer. 2 haftada da ulaşabiliyor. Bu 59 gün ne için? Diyelim 2 haftada geldi. Tamam. Siz bana geldiğine, onaylandığına tıklıyorsunuz orderlarınızdan, siparişler bölümünden. Evet, bu ürün bana geldi. Onaylıyorum'a tıklıyorsunuz. Eğer ki ürün size gelmedi. 59 gün geçiyor. O zaman bir buton çıkıyor. Bu ürün size hala gelmediyse işte tıklayın falan. Yani oradan bana ürün gelmedi gibi bir tuş var. Oraya tıklıyorsunuz. Bu şekilde kartınıza geri para iade edilebiliyor. Bir de başka anlatacağım bir şey yok sanırım. Yine aklınıza takılan bir şey olsa açıklama kısmına yazabilirsiniz. Son olarak AliExpress'ten bir ürün göstereceğim. Yüzüklerim. İşte bunları bir önceki videolarımda sizinle paylaşmıştım. Bu yüzüğüm çok sevdiğim ama daha hiç takmadım. Neden biliyor musunuz? Takmadım derken bu da ellerimi yıkadım bütün bu göstereceğim yüzüklerle. Bunlar da bir şekilde kararma yapmadı. Ben yüzük takamıyorum. Mesela sabah yüzük takıp evden çıkayım, akşam onlar çantamda gelmiş oluyor. Böyle bir iş yaparken bilmiyorum biraz rahatsız oluyorum. O yüzden takmıyorum. Yoksa buna yani bayıldım. Bunun gerçek olduğunu düşünsenize. Düşünemedim. Bunu takmıyorum. Yani bunu bir kere falan taktım sanırım. Diğer yüzükleri takıyorum ama eklem yüzükleri bunlar. Bunlar da tabii biraz beni rahatsız edebiliyor ama yine de çok sorun yapmıyorum. Bir sürü yüzük var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yüzük var ve bunların fiyatı 4 lira mıydı? 3 küsür müydü? Neydi benim zamanımda? Şimdi dolar arttıkça tabii ki de AliExpress'teki ürünlerin fiyatları da artıyor. O yüzden böyle borsayı, böyle dövizcileri falan şey yapabilirsiniz, takip edebilirsiniz bu konuda. Son zamanlarda da işte doların 4 liraya yaklaştığınızı düşünürsek AliExpress'teki ürünler de bayağı arttı fiyatları. Çünkü ben bunları mesela AliExpress'i ilk keşfettiğim zamanlarda aldığım için daha ucuz almış olabiliyorum. Bu şekilde bir de size şeyleri göstermek istiyorum. AliExpress'ten almadım ama yine de çok çok uygun fiyata aldığım takıları göstermek istiyorum. Belki siz de gidip almak istersiniz diye. Bunlar H&M'den almış olduğum halka küpeler. Bunları 1 liraya aldım. Nasıl aldım? Bazen takı yerlerine gittiğiniz zaman böyle takıların üzerinde kırmızı etiketli oluyor. 3 lira yazıyor, 5 lira yazıyor. Bunların üzerinde 1 lira yazıyordu. Bunlarda da böyle hiçbir kararma ya da başka bir şey olmadı. Da böyle büyük küpeyi kendime hiç yakıştırmıyorum ya, bilmiyorum. Bazen yakışıyor, bazen yakışmıyor, anlayamadım. 2 tane de Koton'dan aldığım ürünü göstermek istiyorum. Şu şekilde büyük küpeler. Son zamanlarda da böyle sallanan büyük küpelere merak saldım. Nedenini hiç bilmiyorum. Bunları da 5 liraya aldım. Bir tane daha küpe göstereceğim. Onu da 5 liraya aldım. Bunlar da bu küpeler böyle iç içe geçmiş halkalar. Bunları da günlük hayatımda sık sık kullanıyorum. Zaten diğer videolarımda ya da Instagram'daki fotoğraflarımda gördüğünüz gibi.
Evet, bu kadarmış. Özellikle bence kolye kısmınızı beğendiğinizi düşünüyorum. Çünkü ben de bu kolyeleri çok fazla seviyorum. Açıklama kısmından bütün hepsine ulaşabilirsiniz. Videoyu da umarım beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz güzel geçsin. Hoşça kalın.